Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf tarih yazılıya hazırlık kampıyla birlikteyiz. 1. dönem 2. yazılı. Yani 2022'nin son arkadaşlar yazılı provasını birlikte gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlarım. Mükemmel konuları yine tekrar edeceğiz. Ve tek tek hocaların neler soracağını az çok birlikte tahmin edeceğiz. Hadi hazırsanız arkadaşlar hız kesmeden başlayalım. <laughs> Şimdi ilk olarak arkadaşlar birinci ünitemizde tarih ve zaman kısmında tarihin konusunun neler olduğunu, hangi konular içerisinde yer aldığını birlikte göreceğiz. Ama bu anlamda sadece videoyla kalmayacağız. Tarihçe arkadaşlar Tonguç sana her zaman yaptığı gibi yardımcı kaynakları da hazırladı. Dinamo Soru Bankası. Peki hocam niye Soru Bankası'nı bize gösteriyorsun dediğinizde ise aklınıza şu gelsin. Burada sadece soruları görmeyeceğiz. Testleri görmeyeceksiniz. Tonguç seni neye de hazırlayacak? Yazılı da hazırlayacak. Sayfa 35'i açtığımda birinci üniteyle ilgili seni bir yazılı kısmı bekliyor. Sayfa 72'ye doğru geldiğimde ise ikinci üniteyle ilgili yazılı kısımları seni bekleyecek. Ve sayfa 100 kısmına geldiğimde ise Üçüncü ünitenin yazılı kısımlarında da sana Tonguç yardımcı olacak. Bununla bitti mi? Hayır bitmedi. Senin için yazılı notlarını hazırladık. Küçük ve mükemmel bir kaynak. Çok da ponçik duruyor farkındaysınız. Bunda ise arkadaşlar sayfa 50'yi açtığımda ise burada konu özetlerini göreceksiniz tek tek. Sonrasına geldiğimde ise bunları tek tek ele ne yapıyoruz? Alacağız değerli arkadaşım. Sonuna doğru geldiğimde yine senin için tekrar hatırlatacağım. Hadi bakalım birlikte başlayalım. Şimdi ilk olarak tarih ve zamandan bahsedelim. Şimdi tarih nedir? Tarih arkadaşlar insanoğlunun meydana getirdiği faaliyetleri, değişimleri ve eserleri ne yapar? İnceler. Peki tarih nedir dediğimde ise insanoğlunun geçmişten günümüze kadar yaşadığı olayları yer, sonuç ve zaman gösteren bilim dalına ben ne diyeceğim? Tarih diyeceğim. Peki tarih kendi içerisinde Belli başlık kısımları ayıracağız mı? Ayıracağız. Ne olarak ayıracağız? Siyasi tarihi inceleyeceksek Cumhuriyet'in ilanı benim için çok güzel bir örnek olacak. Askeri dediğim zaman Malazgirt Savaşı, sosyal dediğim zaman Orta Asya Türk göçlerini, ekonomi dediğim zaman sanayi devrimini, kültürel dediğimiz zaman yazının icadını, dini dediğim zaman İslam medeniyetinin doğuşunu, mimari dediğim zaman ise Sultan Ahmet Camisi tarihin konusu içerisinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceksin değerli arkadaşım. Şimdi geldim arkadaşlar. Gelmeden önce diyorum ki buranın esesini alacaksın. Çünkü burayla ilgili hocan sana bir soru soracak arkadaşlar. Şimdi tarihe kaynak lazım. Peki tarihe kaynak olan malzemeler nedir dersek? Birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olarak iki kısma ayıracağım. Birinci el kaynaklar dediğim zaman olayın geçtiği döneme ait belge buluntulardır. Yani buna örnek verecek olursak kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para ve benzeri şeyler birinci el kaynaklar. Geldim o kaynaklarla ilgili yorum yapıyorum ya da bir şey yazacaksam eğer ikinci el kaynak içerisine girecek. Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getirilen eserler bütününe ikinci el kaynaklar. Mesela örnek verelim. Topkapı Sarayı birinci el kaynak iken Halil İnalcı'nın Devleti Aliye kitabı ise ikinci el kaynak içinde yer alır. Peki tarihi sınıflandırırken ne olarak sınıflandıracağız? dört kısımda sınıflandıracaksınız. Sözlü, yazılı, sesli, görüntülü ve gerçek eşya ve nesneler olarak ele alacağız. İlk olarak sözlü kaynaklar dediğim zaman efsaneler, destanlar, menkıbeler, masallar gibi kavramlar sözlü kaynaklar içerisinde yer alacak. Yazılı kaynaklar içerisinde ise tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar, ve sonrasındaki gibi önemli unsurlar ise yazılı kaynaklar içerisinde girecek. Sesli ve görüntülü kaynaklar ise resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları gibi unsurlar ise sesli ve görüntü kaynaklar içinde yer alır. Gerçek eşya ve nesneler dediğimde ise arkeolojik buluntular ve tarihi eşya ve nesneler yine senin arkadaşlar gerçek eşya ve nesneler grupları içinde yer alır. Şimdi unutma. Buraya gelmeden önce tarihte bir olay var bir de olgu vardır tarihi olay dediğim zaman kısa sürecek olgu dediğim zaman ise uzun bir zamana ihtiyaç duyacağım. Olay dediğimizde başladı bitti. Malazgirt Savaşı bir olaydır. Olgu ise Anadolu'nun Türkleşmesi ise bir olgudur. Çünkü bir anda Anadolu'ya hurra deyip çıkıp gelecekler mi? Hayır gelmeyecekler. Şimdi değerli arkadaşım unutma yüzde yüz arkadaşlar kesin bir soru olarak çıkacağını bekliyoruz biz tarihe yardımcı bilim dallarını. Peki neler bunlar? Şimdi kronoloji dediğim zaman aklına ne gelecek arkadaşlar? Zaman neyi diyeceksin? Bilimi diyeceksin. Coğrafya dediğim zaman yer anlamında sana ne yapacak? Yarar sağlayacak. Diplomasi dediğim zaman siyasi anlaşmaları, beratları ve fermanları inceleyecek. Arkeoloji dediğim zaman kaza anlamında sana ne yapacak? Yarar sağlayacak. Herhalde dediğim zaman arkadaşlar aklınıza ne gelsin? Arma gelecek. Etnografya dediğim zaman arkadaşlar aklınıza kültür ne yapsın? Gelsin. Sonrasında geldim. Antropoloji dediğim zaman ırk bilimini inceleyen bilim dalı. Nümizmatik dediğim zaman aklınıza para bilimi gelecek. Paleografya dediğim zaman ise arkadaşlar eski neyi inceleyecek diyeceksiniz? Yazıyı inceleyecek ve filoloji dediğim zaman dil bilimi ve epigrafi dediğim zaman da aklına kitabe bilimi geleceğini ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın arkadaşım. Sonrasında geldim. ikinci üniteye geçtiğimde ise insanlığın ilk dönemlerini göreceğiz arkadaşlar. İnsanlığın ilk dönemleri nelerdir dediğimde. Unutmuyorsun dünyada buzulların erimeye başlamasıyla orta kuşak kısmı oluşacak. Ve İlk yerleşim yerlerini göreceğiz. Burasını Anadolu ve Mezopotamya bölgesi olarak göreceksiniz. Mezopotamya bölgesine diğer adına ne diyeceğiz dersek eğer bereketli ne olarak bileceksin? Hilal olarak ne yapman lazım? Bilmen gerekiyor. Ve aynı zamanda Anadolu coğrafyasında insanlığın ilk yerleşim yerlerini göreceğiz. Bak unutmuyorsun çünkü hoca buradan sana yüzde yüz soru soracak. Peki neyi sorabilir? İnsanın ilk köy yerleşiminin Çayönü olduğunu unutmayacaksın. Bugün Diyarbakır bölgesinde insanın ilk şehir yerleşiminin Çatalhöyük yani Konya bölgesinde olduğunu unutmayacaksın. Ve insanın ilk ibadet yerinin Göbekli Tepe olduğunu ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun değerli arkadaşım. Peki geldim. insanlığın ilk dönemlerindeki ilk çağ uygarlıklarında kimler var? Şimdi ben şöyle bir Asya'ya doğru yola çıkıyorum. Asya'da kimleri göreceğiz? İran, Hint ve Çin gibi uygarlıkları göreceksin. Hint dediğim zaman arkadaşlar hep verimli topraklara sahip olduğu için yüzyıllar boyunca hep neye uğradı? İstilaya uğradı ve Hindistan'da hala sorun olan bir sistem göreceğiz. Kas sistemi. Kas sistemi nedir dersek sınıflar arası hiçbir şekilde geçişin olmadığı ve insanların arkadaşlar böylece kültürel birliğin oluşmamasını sağlayan bir sistem olarak ne yapıyoruz bileceğiz. Geldim İran medeniyetine. İran medeniyeti dediğim zaman aklınıza Persler gelecek. Persler ülkelerini satraplıklara ayırmışlar ve her satrapın başına bir vali atamışlar. Bu valilerin başına ise şah gözü ve şah kulağı diye adlandırdığım denetleyici bir grup unsurunu yerleştirdiler. Ve dünyanın ilk posta teşkilatını ne yapmışlardır? Kurmuşlardır diyeceksiniz. Geldim Çin medeniyetine. Çin medeniyeti dünyanın en eski medeniyetlerinden bir tanesi olduğunu bileceksin. Kağıt, matbaa, barut, pusula gibi unsurları dünyaya tanıttılar ve aynı zamanda modern tıpın yanı sıra arkadaşlar alternatif tıp olan akapuntur ve masaj gibi unsurları dünyaya Çinliler ne yapmışlardır tanıtmışlardır diyeceksiniz. Geldim arkadaşlar Mezopotamya medeniyetlerine. Mezopotamya medeniyetleri dediğim zaman Sümerler, Akatlar, Elamlar, Babiller ve Asurlular gibi ne yapacağız? medeniyetleri bileceksiniz. İlk olarak Sümerleri bileceğim. Sümerler dediğim zaman bunlar ne şeklinde örgütlenmiştir dersem site şeklinde örgütlenecekler. Yani şehir devletlerinde. Şehir devletlerine bunları ne deniyormuş? Site adı verilecek ve sitenin yöneticilerine Patasi ya da Ensi adını vereceğiz. Unutmuyorsun bir yerde şehir devleti varsa orada siyasi birlikten söz edemeyeceğiz. Aynı zamanda geldim bir diğer önemli noktam nedir dersek şundan söz edeceğiz. Bunlar çok tanrı bir inanç yapısına sahip olmalarının yanı sıra zigurat adı verilen sapınaklar yapmışlar ve tapınağın en üst kısmına gözlem evi yerleştirmişlerdir. Peki bu gözlem evini niye yaptılar dersek tarımı daha iyi hale getirebilmek için. Bu sayede ilk kez ay esaslı neyi bulacaklar? Takvimi bulup dünyaya ne yaptılar? Tanıttılar diyoruz Sümerler için. Aynı zamanda Sümerler'de arkadaşlar ilk kez Piktografik yazı çeşidi ortaya çıkacak. Yani biz buna çivi yazısı diyeceğiz ve çivi yazısı artık insanlığın tarihi devirlere geçmesini ne yapmıştır? Sağladı diyeceksin. Geldim Akatlara. Akatlar dünyanın bilinen ilk imparatorluk seviyesine ulaşmışlar ve merkezleri Agade'dir. Agade'nin sonrasında arkadaşlar dünyanın ilk düzenli ordusunun ne yaptı bunlar? Kurdular diyeceğiz. Elamlar. Elamların başkentleri Sus şehridir ve Akat Babil saldırıları sonrasında yıkılmışlardır. Arkadaşlar geldim Babil'lere. Babil'ler dediğim zaman aklınıza kim gelecek? Hamur abi. Yani kısasa kısas diyeceksiniz. Dünyanın ilk anayasasını ne yapmıştır Hamur abi? Ortaya atacak. Ben buna ne kanunları diyeceğim dersem eğer hamur abi kanunları olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ve dünyanın yedi harikasından bir tanesini ortaya atıyor. Babil'in asma bahçesi ve Babil kulesi dünyanın en önemli arkadaşlar eserleri içerisinde yer alır. Geldim Asurlulara. Asurlar ne yapmışlardır dersek dünyanın ilk kolonilerini kuracaklar. Yani kara kolonilerini sömürge yapacaklar bunlar. Ve Anadolu'ya ilk kez arkadaşlar ticaret sayesinde neyi getiriyorlar? Yazıyı getiriyorlar ve Anadolu'nun tarihi de birlere geçmesini ne yapmış? Sağladılar diyeceğiz. Şimdi gözümü nereye doğru yönlendirdim? Anadolu coğrafyasına doğru yönlendireceğim. Anadolu coğrafyasında aklınıza ilk olarak arkadaşlar kimler gelecek? Hititler. Hititlerin bugün başkenti arkadaşlar. Hattuşaş yani sizin bildiğiniz gibi Çorum'un ilçesi olan Boğazköy olarak ne yapıyoruz? Bileceğiz. Bunlar arkadaşlar yönetimde ilk kez meclisel bir sisteme varıyorlar. Ve biz bu meclise Pankuş adını vereceğiz. Pankuş. Hatta arkadaşlar kral olmadığı zaman yönetimde kralın eşi Tavananla yönetimde söz sahibi olacak. Bu da Hititlerin demokratik anlamda ne kadar ilerlediğinin açık ve net göstergesidir. Aynı zamanda unutmayacaksın evlenme, boşanma, miras gibi konular yer aldığı için ilk arkadaşlar medeni hukukun temelleri Hititlerde atılacak. Bir de unutmuyorsunuz Suriye coğrafyasına hakim olabilmek için Mısırlarla arkadaşlar Kadeş savaşını yapacaklar. Kadeş savaşının özelliği nedir dersek dünyanın bilinen ilk meydan savaşı ve dünyanın bilinen ilk anlaşması olarak ne yapılır bilinir diyoruz. Geldim Friglere. Frigler arkadaşlar bugün Ankara'nın Gordion şehrinde kurulacak ve Gordion arkadaşlar bunların başkenti olur ve en önemli hükümdarları kimdir dersek Midas'tır ve Midas'ın yanı sıra bunların her şeyi tarıma bağlıdır. O yüzden de kanunları oldukça serttir. Çünkü diyorlar ki öküzü öldürürsen, sabanı kırarsan senin bunun neye olur? Cezan ölüm olur diyecek. Aynı zamanda geldim arkadaşlar Urartular'a. Urartular bugün Van bölgesinde kurulmuşlardır. Başkentler arkadaşlar Tuşba şehridir ve oda şeklinde mezarlar arasındır. Oda şeklinde mezarları görürsem Urartular'ın ölümden sonra yaşama inandıklarının açık ve net göstergesidir. Geldim Lidyalılar'a. Lidyalılar dediğim zaman aklına ne gelecek dersek? Para 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 varlığı bir dert yokluğu yara diyeceksin. Yani o zaman arkadaşlar parayı ilk icat eden medeniyet kimdir dediğimde Lidyalılar gelsin aklınıza. Aynı zamanda unutmuyorsun bunlar arkadaşlar. Perslerin yaptığı kral yolunu ne yapmışlardır? kullanmışlar ve ticarette ne yapmışlardır? Geliştiler diyeceğiz. İyonya uygarlığı ise arkadaşlar şehir devletleri şeklinde kurulacak ve bugünkü Yunan medeniyetini ne yapmışlardır? Büyük ölçüde etkilediler diyeceğiz. Geldim Mısır medeniyetine. Mısır medeniyeti dediğim zaman arkadaşlar Nil Nehri ve çevresinde kurulacaklar. İlk başta şehir devletleri olarak Nom şeklinde örgütlenmişler ve sonrasında bunlar birleşerek eyalet haline gelerek merkezi bir krallık oluşacak. Unutmuyorsun bunda Tanrı Kral anlayışı ya da diğer isminde Firavun diye adlandırdığımız Yönetim biçimi vardır. Bütün topraklar firavunun malıdır. O yüzden de burada özel mülkiyet gelişmemiştir. Aynı zamanda arkadaşım unutma hiçbir şekilde. Neden? Biz arkadaşlar Mısırlarda ölümden sonra yaşam inancını göreceğiz. Çünkü ölülerini bunlar mumyalamışlar ve oda şeklinde mezarlara görmüşler. Bu da Mısırlarda ölümden sonra yaşam inancının olduğunun göstergesidir. Ve bugün arkadaşlar dünyanın yedi harikasından bir tanesini Mısır medeniyetini yapmıştır. Peki nedir bu dersek? Keops piramidi olarak ne yapacaksın bileceksin. Geldim. Fenikelleri. Fenikeller dünyanın arkadaşlar, ilk deniz konumlarını kurmuşlar ve gittikleri yerleri hiçbir şekilde vatan olarak görmedikleri için kısa süre içerisinde yıkılmışlardır. Peki dünyaya en önemli katkıları nedir Fenikellerin dersek bugünkü Latin alfabesinin neyini atmıştır bunlar temellerini atacaklar. Geldim İbranilere. İbranilere dünyanın ilk semavi dini olan Musevilik inancı inmiş ve aynı zamanda dünyanın ilk kutsal kitabı olan Tevrat da İbrani soyuna inecek. Ama İbraniler dinlerini yaymak yerine dinlerini bir kavim dini yani millileştirdikleri için Musevilik çok da fazla bir yerde yayılmayacak. Şimdi geldim. Dünyanın arkadaşlar tüccar topluluklarını. ilk çağın tüccar toplulukları. Tüccar toplulukları dediğim zaman dört tanesi aklınıza gelecek. Arkadaşlar kimler dersek eğer Soğutlar, Asurlar, Fenikeller ve Lidyalılar diyeceksiniz. Lidyalılar dediğim zaman kral yolunu kullanacaklar ve ilk kez parayı icat edecekler. Asurlar arkadaşlar dünyanın ilk kara kolonilerini kurmuşlardır. Fenikeller dünyanın ilk deniz ticaretini kuracaklar. Ve aynı zamanda Soğutlar nedir dersek Orta Asya'da arkadaşlar İpek yoluna hakim olabilmek için Türkleri ticaretini yapmıştır bunlar öğretmişlerdir diyeceğiz. Geldim Üçüncü ünitemize Orta Çağ'da dünyaya. Şimdi arkadaşlar Orta Çağ dünyasında önemli olan iki tane önemli grup var. Bunlardan birisi Sasaniler, diğeri Bizans İmparatorluğu. Sasan Devleti ise 651 yılında yıkılarak 711 yılında Vizigot Krallığı sona erecek. 1000 yılında İslamiyet Hindistan'da yerleşecek. Gazneli Mahmut gelecek aklınıza. 1054 yılında Katolik Ortodoks bölünmesini, 1196 yılında Moğol İmparatorluğu'nun kurulmasını, 1215 yılında dünyanın ilk demokratikleşme hareketi olan Magna Carta'yı, 1227 yılında Moğol İmparatorluğu'nun İmparatorluğu'nun parçalanmasını, 1295 yılında İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmesini, 1337-1453 yılında Yüzyıl Savaşları'nı Avrupa'da, 1347-1351 yılında ise Avrupa'daki veva Salgını'nı göreceksin. Bu süreç içerisinde tabii ki ticaret de gelişecek orta çağ dünyada. Bedesten, Arasta, Han, Kapan, Ribat, Kervansaray, Pazar, Liman ve Panayırları bileceksin. Unutmuyorsun arkadaşlar buranın esesini alacaksın. Çünkü hocam buradan sana soru soracak. Peki Arasta ve Bedestan nedir? Üstü açık ya da kapalı ne diyorsunuz? Yan yana dizilmiş çarşılar diyeceğiz. Han arkadaşlar ticaretin yapıldığı yer. Kapan tek bir arkadaşlar cinsten malın satıldığı yer. Ribat arkadaşlar ilk başta sınır karakolları. Daha sonrasında ise şehrin içinde kaldıkları için ne diyeceksiniz? Kervan bir tık küçüğü olacak. Kervan sarayları biliyorsunuz arkadaşlar hem konaklama hem dinlenme yeri olarak biliyoruz. Pazar, Limayin ve Panayır'da ne yapıyorsunuz? Gayet iyi biliyorsunuz değerli arkadaşım. Hadi şimdi gelelim yazılı plavamıza başlayabiliriz. Şimdi birinci soru. Türklerin kullandığı takvimlerden biri olan nokta nokta takvimde yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiştir. Unutmuyorsun Osman Devleti'nde kullandığım ben bu takvimi. Bu takvime de ne diyeceğim dersem Rumi takvim diyeceksin. Milad takvim nokta nokta yılı esas alınarak düzenlenmiştir. Peki hangi yılı esas almıştır dersek güneş yılını ne yaptı? Esas aldı. Ay yılını soysaydı da aklına hangisi gelecek? Hicri takvim diyeceksin. Tarihe yardımcı bilim dallarından nokta nokta madeni paraları inceler. Unutmuyorsun Nümis ne diyorsun arkadaşlar? Matik diyeceğiz. Benim için önemli bir tarihe yardımcı bilim dalı. Kadeş savaşı nokta nokta tarihin alandaki inceleme konularından biridir demiş. Peki hangi alanda inceleme yapacak dersek eğer? Tarihi kaynakların yanı sıra arkadaşlar tarihe yardımcı bilim dallarından unutmuyorsun. Diplomatik ya da arkadaşlar ne diyeceğiz dersek eğer? Şöyle Kadeş savaşı demeyelim de Kadeş neyi diyelim? Antlaşması diyelim. Kadeş anlaşması diplomatik anlamında inceleme konularından biridir. Karayın Mağarası arkadaşlar nokta nokta tarihi taş devrini aydınlatan merkezlerden biridir. İnsanlık öncesi diyeceksiniz arkadaşlar. Pardon insanlık demişim tarih öncesi. Unutmuyorsun tarih öncesi devirleri aydınlatmada önemli merkezlerden biridir. İnsanlığın ilk kemik kalıntıları da burada ne yapılıyor bulunuyor diyeceğiz değerli arkadaşım. Geldim 6'ya. Anadolu uygarlıklarından nokta nokta tapa denilen kilimler dokunmuşlardır. Kimlerdir dersem aklınıza Frigler gelecek ve Tapates adındaki halı kilimleri dünyaca ünlüdür diyoruz. 7. Hitit kralına devlet işlerinde nokta nokta adı verilen kraliçe yardım etmiştir. Kimdir peki bu kraliçe dersek? Tavan Anna diyorsunuz değerli arkadaşım. Geldim 8. Lidyalıların başkenti Sardes'ten Perslerin başkenti Sus'a kadar uzanan ticaret yoluna tarihte nokta nokta yolu adı verilmiştir. Hemen şöyle İngilizce de yazalım. King Way diyeceğim arkadaşlar. Tabii ki King Way nedir dersek de hemen kral yolu diyeceğiz. Geldim 9'a. Orta çağ başlarında İran'da nokta nokta hüküm sürüyordu. Tabii ki arkadaşlar orta çağ başlarında İran'da kimler hüküm sürüyordu dersek şöyle ikiye böldüm. Aklında kalsın İlk çağlarda Persler sonrasında ise aklınıza Sasaniler ne yapacak gelecek diyeceksin. Geldim şimdi doğru ve yanlışımıza bakalım. Aşağıdaki ifadelerde doğru alanların başına D, yanlış alanların başına ise Y. Ama biz X ve Y koyalım sizce. 1. Minyatür ve silahlar tarihin yazılı kaynakları arasındadır. Unutmuyorsun yazılı değil yazısız kaynaklardır. O yüzden doğru cevabımız mıdır? Hayır yanlıştır. Hemen kodladım buraya. Milattan sonraki yıllar ifade edilirken ms kısaltması kullanılmayabilir. Evet siz mesela yaşınızı söylerken işte 2000'liyim, 2014'liyim, 2015'liyim dediğinizde milattan sonra 2015'liyim diyor musunuz? Hayır demiyorsunuz. O zaman arkadaşlar unutmuyorsun bunu doğru kabul ettim. Geldim 3'e. Milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne mö kısaltması getirilmeyebilir. Getirilmeyebilir diyemezsiniz. Getirilir arkadaşlar. Arkadaşlar eğer getirmezsen eğer ne olur orası milattan sonra olur. O yüzden de ben bunu yanlış kabul edeceğim. Geldim dörde. Kürk yolu Hindistan'dan başlayıp Kızıl Deniz üzerinden Avrupa'ya uzanan bir deniz yoludur. Hayır bu Kürk yolu değildir arkadaşlar baharat yoludur. O yüzden yine buraya yanlış koydum. 5 Feodalitenin görüldüğü Avrupa ülkelerinde toplumun en alt sınıfındakilerine paryalar deniz. Bu feodalitede değildir arkadaşlar. Hangi sistemdedir? Kas sistemindedir. Yine yanlış olarak ne yapacağım ben bunu buraya koyacağım. Geldim 6'ya. Kervan yolları üzerindeki ribatlar güvenlik amacıyla inşa edilmiş karakol binalarıdır. Evet arkadaşlar unutmuyorsunuz ilk başta ne olarak kabul edeceğim? Güvenlik yerleri olarak kabul edeceksiniz. Daha sonrasında bunlar ticaret neyine döndü? Mekanlarına ne yapmıştır? Dönmüştür. Geldim 7'ye. Sümerler alfabe icat eden ilk çağ medeniyetidir. Hemen eledim. Sümerler yazıyı icat ettiler. Peki alfabe'yi bulan kimlerdir dersek? Fenike uygarlığı ama bize Sümerler dediği için ben bunu yanlış kabul ediyoruz. 8. Hititler devlet yönetiminde tanrı kral anlayışını benimsemişlerdir. Hemen eledim. Çünkü Hititler'de tanrı kral değil rahip kral anlayışı var. Teokratik devlet anlayışı var. Ama tanrı kralı kimde görüyoruz dediğimde de aklınıza hangisi gelsin? Mısır uygarlığı gelsin ama Hitit dediği için ben bunu yanlış kabul ettim. Geldim 9'a. Yunan şehir devletlerinde güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişilere tiran adı verilir. Bunu doğru olarak kabul ettim. Cengiz yasasında Türk töresinden alınmış hükümleri de yer verilmiştir. Evet çünkü Moğollar neylerden etkilenmiştir? Türklerden etkilenecek değerli arkadaşım. Şimdi geldim eşleştirmelere bakalım. Eşleştirmelerimizde neler var? Buna bir bakacağız birlikte. Hindistan'daki insanlar hangi sisteme göre sınıflara ayrılmıştır? İşçisin sen, işçi kal. Yani hangisinde kal? Kasta kal. O zaman demek ki bire ben neyi yerleştirdim? H'yi yerleştirdim. İki, ilk çağda Bergamalılar tarafından hayvan derisinden üretilen kağıdın adı nedir Dersik? Papyrus diyeceğiz. Yani ikiye neyi yerleştiriyoruz? B'yi yerleştirdik. Üç günümüz Avrupa Devletleri'nin hukuku hangi yasalara dayanmaktadır? 12 levhaneyi diyorsunuz. Kanunları yani üçe neyi yerleştireceğiz? G'yi yerleştiriyoruz. Filikler günümüzde çengelli iğne denilen neyi icat ettiler? Arkadaşlar fibulayı. Yani çengelli iğnenin diğer ismi neydi? Fibulaydı. Hemen dördü de ı'yı ne yaptık? Yerleştirdik. Geldim beşe. Sıfır ilk kez hangi bilim insanları tarafından keşfedilmiştir dersem? Hunu hunu heysa yani kimler diyeceksiniz? Hint uygarlığı. O zaman beş geldi. C'yi yerleştirdim. Dünyanın ilk kara kolonileri hangi medeniyet kurmuştur dersek? Asur, Asur, Asur diyeceğim. Yani D'yi ne yaptım? 6'ya yerleştirdim. 7. başkentleri Tuşba'dır demiş. Başkentleri Tuşba olan yer neresiydi? Urartu'ydu. Hemen e, yedi yedeneyi yerleştirdim. E'yi yerleştirdik. Kamiler göçünden sonra ortaya çıkmıştır. Ne çıkacaktı? Feodalite diye adlandırdım. Sistem yani 8'e de A'yı yerleştireceğiz. Geldim 9'a. Devletlerin armalarını inceleyen bilim dalı nedir dersek? Herhalde Tonguc'un armasını herhalde kiminçler Herhalde inceler. O zaman demek ki arkadaşlar 9'a F'yi yerleştireceğiz. 10 ilk başta nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir. Yemede yanında yat diyeceğim. Kim diyeceksiniz? Yemede yanında yatan Mısır diyoruz. O zaman ona da J'yi ne yaptık? Yerleştirdik değerli arkadaşım. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza bakalım. Tarihin konusu zaman içinde insan faaliyetleri, farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca doğa olayları sonuçları itibariyle insanları etkilediğinden tarihin konusu içerisinde yer alır. Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz? Kavimler göçü kim vardır? İnsandır ha diyeceğim. Yani o zaman demek ki ben kimi incelemem gerekiyor? Tabii ki insanı incelemem lazım. Demek ki insanın olmadığı yerde de arkadaşlar tarih olmaz. Kavimler göçünü kim yapar? İnsan. O zaman demek ki var. B. Ege göçleri kim yapar? İnsan. Kurtuluş Savaşı kim yapar insan? Coca Bey Medresesi arkadaşlar kim yapar insan? E şıkkı. Kırşehir'de yaşanan kuraklık. Ha, Kırşehir'de yaşanan kuraklık coğrafya ilgilendir ilgilendirir. Ama Kırşehir'de yaşanan kuraklıktan dolayı yaşanan göçten dolayı deseydim tarihi ilgilendirirdi. Ama burada sadece bana kuraklığı vermiş. O yüzden de doğru cevabımızı E şıkkı olarak ele alacağız değerli arkadaşım. Şimdi geldim. Aşağıdakilerden hangisi günümüze en yakın tarihtir? Şöyle bir çizergem var. Şöyle bir çiz. Unutma. Şimdi hemen şuraya şöyle bir sıfır koy. Tamam mı? Sıfırdan sonrasına ben ne dedim? Milattan sonra. Sıfırdan öncesine ise ne dedim? Mö dedim. Ama günümüzü sordu. Biz hangi gündeyiz? 2022'nin son zamanlarındayız. Ve sonrasında neye geçeceğiz? 2023. Partileyeceğiz, değil mi? Şimdi bana en yakını sormuş. Bak. Hep milattan önce diye verdi. Şimdi milattan önce diye verdiyse unutmuyorsun sıfırdan uzaklaştıkça sayılarım ne yapıyor benim? Büyüyecek. Yani büyüyecek dedim. Şöyle bir baktım en büyük rakam hangisi? 3200. Sonra devam ettim en bir tık küçüğü hangisi? Hemen 2000 yerleştirdim. 2000'den sonra geldim hangisi? 1881. Sonra geldim 1453. Ve sonrasında geldim 209. Baktım hangisi tarihe en yakın? Şöyle bir düşün günümüze en yakın. Tabii ki sesinizi duyar gibiyim. Milattan önce 209 değil mi arkadaşlar? O zaman doğru cevabımızı ne kabul ettik? C şıkkı olarak kabul edeceğiz. Şimdi unutmayacaksın. Hocan burada yüzde ne sorar? Soru sorar arkadaşlar. Buraya dikkat ne yapman lazım? Etmen gerekiyor. Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Nümizmatik. B. Epigrafi. C. Paleografya. D. Filoloji. E. Arkeoloji. Şöyle açı açı gidelim. Numizmatik neydi? Bankamatikten aklınıza gelsin. Para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara diyeceksin. Gelin B'ye. Epigrafi. Epigrafi dediğim zaman ise neyi inceleyecek? Kitabeyi inceleyecek. Paleografy ne inceleyecek? Eski yazıyı inceleyecek. Geldim filoloji. Dil, dil diyeceksin. Dil, dil, filoloji. O zaman demek ki arkadaşlar unutmuyorsun. Filoloji ne inceleyecek? Dilleri inceliyor. Bak şurada hemen kod gelsin aklına. Fili gördüm. Bak burada il var. Sonra dile geldim. Bak burada yine ne var? İl var. Buradan da çıkarım ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Arkeoloji ne inceliyordu? Kazı bilimi diyecektim. Geldim bir diğer sorumuza. Milattan önce 7. yüzyılda Gediz ve Menderes vadileri merkez olmak üzere Kral Gigez zamanında bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Zengin maden yatakları ve verimli topraklar ile öne çıkmıştır. Madencilik, tarım ve hayvancılığın yanında başkenti Sart, altın madeni ve kuyumculuk sanatı ile tanınmıştır. Yukarıda sözü edilen ilk çağın tüccar topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Unutmuyorsun. Şimdi buranın ekran görüntüsünü alıyorsun. Çünkü hocam buradan soru sorabilir tüccar topluluklarıyla ilgili. A. Asur, B. Soğutlar, C. Fenikeliler, D. Lidyalılar, E. Mısırlılar. Unutmuyorsun arkadaşlar Sart dedi. Sart neresiydi? Manisa'ydı. Manisa, Manisa nerenin başkentisiydi? Parayı bulanlarındı. Peki parayı kimler bulmuştu? Lidyalılar bulmuştu. O yüzden de doğru cevabımızı D şıkkı olarak ele alıyoruz. Geldim bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar unutmuyorsun. Hocan buradan %100 soru sorabilir. Peki neler soracak? Bakalım birlikte. Milattan önce 3000 yılların son yüzyıllarında Arabistan'dan Filistin ve Suriye çevresine göç etmişler ve daha sonra buradan da doğuya doğru göçlerini sürdürmüşlerdir. Elamlar ile birlikte Sümer devletinin yıkılmasında başlıca rol oynamışlardır. Yukarıda söz edilen göç aşağıdakilerden hangisidir? A-Amuru göçleri yani Babür göçleri, B-Akat göçleri, C-Hurri göçleri, D-Filik göçleri, E-Yahudi göçleri diyeceğiz. Tabii ki sen bunu kim bileceksin değerli arkadaşım? Amuru yani Babür göçleri diyebileceğiz. O yüzden doğuracağımızı aşık olarak ele alacağız. Şimdi geldim. Milattan önce 3200'de çivi yazısını bulmuştur. Zigurat adı verilen tapınakları inşa etmiştir. Bu tapınaklarda gözlem yaparak gök bilimine bilimsel gözlem yönetimini keşfetmiş, bilgiler tablolaştırmışlar ve astronomi alanında ilerlemişlerdi. Ay ve güneş tutulmalarını hesaplamış Merkür, Menüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenleri tespit etmiştir. Buna göre yukarıda söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Hemen sesini duyar gibiyim. Şu anda sesleniyorsunuz bana değil mi? Tapınağı gördüm. Hangi tapınak? Arkadaşlar zigurat kime aitti? Sümerlere aitti. O zaman demek ki ben burada Sümer arayacağım. D şıkkına geldim. O zaman D şıkkı senin için doğru cevap olarak kabul edilecek. Neyim sorumuza bir bakalım. Yaptığı kanunlarda öncelikle yöneticilerin rahiplerle birleşerek halkı sömürdüğünü ifade etmiştir. Yaptığı düzenlemelerle daha çok borç affı gibi konuları işlemiş ve halkı rahatlatmaya çalışmıştır. Buna göre sözü edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Hamur abi, B. 12 defa kanunları, C. Justinianus kanunları, D. Büyük yasa, E. Urgakina kanunları. Şimdi bakın diyor ki yaptığı kanunlarda önceki yöneticilerin rahiplerle birleşerek halkı sömürdüğünü ifade etmiş, yaptığı düzenlemelerle de daha çok borç affı gibi konuları işlemiş demiş ve halkı ne yapmıştır? Rahatlatmaya çalışmıştır. Burada sorduğu şeyin nedir dersek aklıma şu gelecek. Urgakina neyi diyeceksin? Kanunları yani o yüzden doğuracağımızı E olarak kabul edeceğiz. Şimdi geldim. Buranın ekran görüntüsünü alman istiyorum. Peki neden? İlk ve orta çağlarda ticaret yolları ile ilgili sana hocam bir soru soracak kesin. %100 bir soru gelecek. Don Nehri üzerine döküldüğü yerden başlayıp Ural Dağları ve Güneş Sibirya ormanları sınırından Altaylara, Sayan Dağları üzerinden Çin'e ve Amur Nehri'ne ulaşan yoldur. Bu bilgilere bakılarak söz edilen ilk ve orta çağda ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. İpek, B. Baharat, C. Kürk, D. Kral, E. Tuz yolu. Değerli arkadaşlar, Don Nehri denizde denize dökülen yer neresidir dersem Kürk yolu olarak ne yapacaksın? Kabul edeceksin ama İpek ve Baharat yolunda neresi olduğunu ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Şimdi geldim arkadaşlar sana şunu %100 kesin çıkabileceğini söylüyorum. Şimdi peki ne soracak? İslamiyet'in ilk dönemlerinde daha çok korunma, savunma ve askeri amaçlı insa edilerek karakol ve ordugah olarak kullanılırdı. Sınır bölgelerinde yoğunlaşan bu yapılar yüksek duvarlara çevrili olup avlu ve gözcü kulelerinden oluşurdu. Sonrasında arkadaşlar sınırların gelişlemesiyle birlikte iç bölgelerde kalan yerler işlev değiştirerek ticari konaklama amacıyla kullanıldı. Bu yapıyı örneklerinin çoğu İpek yolu gibi ticaret yolları üzerinde bulunmaktaydı. Yukarıda söz edilen ticaret yeri aşağıdakilerden hangisidir? A. Arasta, B. Han, C. Kapan, D. Ribat, E. Kervansaray. Unutmuyorsun değerli arkadaşım. Yukarıda verdiği bilgi bana Ribat'ı çağrıştırıyor. O yüzden de doğru cevabımızı D olarak kabul edeceksin. Şimdi geldim bir diğer sorumuza. Yine unutma. Burada %100 soru gelecek. Kast sistemi bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlediği toplumsal bir düzendir. Bu sistemin ekonomik kurallarını dinsel statüler belirlemiştir. Bu bilgilere göre söz edilen kas sistemi hangi uygarlıkta ortaya çıkmıştır? Sesinizi duyar gibiyim. Kim diyeceksiniz? Hint uygarlığı diyeceğim. O yüzden de doğru cevabımızı C olarak kabul göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar ödülü sorumuza geleceğiz ama gelmeden önce yine tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi şey biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar Tonguç senin için Dinamo Soru Bankası'nı hazırladı. Ama sadece bir test kitabı değil aynı zamanda senin için bir yazılık aynağı. Sayfa 35'i açıyorsun. Sayfa 35'e geldin. İlk üniteyle ilgili seni bir yazılı kısmı bekliyor. Sonrasında geldik sayfa 72'ye doğru odaklandım. Sayfa 72'ye geldiğimde ise yine ikinci üniteyle ilgili yazılılar seni bekleyecek. Sayfa 100'e doğru geldiğimde ise üçüncü ünitenin arkadaşlar yazılısıyla ilgili konular seni bekliyor. Sonrasında bunu kapattın pekiştirdin. Tonguç tabii ki bıraktı mı seni? Hayır bırakmadı. Senin için güzel bir el kitapçığı hazırladık. Birinci dönem yazılı notlarıyla ilgili. Burada küçük küçük notlar var arkadaşlar. Burada da sayfa 50'ye doğru geliyorsun. 50'ye geçtiğin zaman burada birinci dönem ikinci yazılıla ilgili bilgiler ne yapmakta? Yer almakta. Bu anlamda da seni çok güzel bir şekilde ne yapacak? Tonguç hazırlayacak değerli arkadaşım. Şimdi gelelim her zaman yaptığımız gibi size güzel bir ödülü soru bırakmaya. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.